Herkese merhaba. Doğa sürekli olarak bizi şaşırtır. Örneğin hayvanlar alemindeki tuhaflıklar şehir efsaneleri gibidir. Ancak aslında bu hikayelerin hepsi gerçektir ve bu tarz olaylar bilim insanlarının kafalarını karıştırır. Biz de bugünkü videomuzda bu olaylara göz atacağız. Hadi başlayalım. Almanya patlayan kurbağaları. Hamburg, genelde kitap yayıncılarının ve medya devlerinin olduğu büyülü bir liman kenti olarak bilinir. Ne var ki, insanı sinir eden tuhaf bir doğa olayı yüzünden şehrin huzuru ve sessizliği bozuldu. Şehrin çeşitli yerlerinde bulunan binlerce yeşilimsi kahverengi kurbağaların boyutları normal boyutlarının 4 katına çıktı ve sonra boom, kurbağalar patladı. Bu patlama sonrasında hayvanların iç organları ve vücut parçaları birkaç metre havaya uçarak korkunç bir şekilde etrafa saçıldı. Şok olmuş yerliler Bukoli Gölü'nün ismini Ölüm Gölü olarak değiştirdiler. Yetkililer araştırma için bölgeyi kapattılar. Veteriner ve hayvan yardım dernekleri bu endişe verici ve mide bulandırıcı olayın perde arkasını öğrenmek için günler harcadı. Bu bir mantar hastalığından mı kaynaklanmıştı? Yoksa virüsten mi? Yoksa kurbağalar intihar etmeye mi karar vermişlerdi? Amfibiler konusunda Almanya'nın önde gelen uzmanlarından biri olan Frank Mauschmann olayı çözmeyi başardığında tüm bu iddialar yalanlanmış oldu. Ve meydana gelen bu olayın açıklaması kurbağaların şiddetli ölümünden bile daha şaşırtıcıydı. Görünüşe göre bu katliam son derece zeki bir tür olan kargaların işiymiş. Frank, Hamburg kurbağalarının hem yaşayan hem de ölü örneklerini inceledi. Ve bulduğu şey çok ilginçti. Ölen kurbağaların sırtında bulunan birbirleriyle aynı boyutlarda olan yuvarlak kesikler kuşların gagalarıyla aynı büyüklükteydi. Ayrıca Frank, tüm amfibilerin karaciğerlerinin kayıp olduğunu da fark etti. Ne var ki kurbağaların üzerinde ısırık ya da çizik izi yoktu. Bu yüzden kurbağaların bir rakunun ya da farenin saldırısına uğramadığını biliyoruz. Ki Frank'in söylediğine göre bu hayvanlar kurbağayı orada bırakmaz, bütün olarak yerdi. Dolayısıyla bu katliamın kargaların eseri olduğu çok açıktı. Kargalar, kurbağaların cildinin zehirli olduğunu ve bu hayvanların yemeğe değer tek parçasının ciğerleri olduğunu bilecek kadar akıllılardır. Kurbağalarsa ancak karaciğerlerini kaybettikten sonra saldırıya uğradıklarını fark eder ve doğal savunma mekanizmaları gereği kendilerini patlatırlar. Ancak bu hayvanların diyaframı ya da kaburgası olmadığı için vücutlarında karaciğerlerini kaybettikten sonra diğer iç organları bir arada tutacak bir parça kalamaz. Kurbağanın vücudundan karaciğer çıkarılırken diğer organlar da yırtılır ve sonunda iç organlar dışarı fırlar. Narsis Yılan Mağarası. Kanada genelde korkutucu bir yer olarak bilinmez. Saflığını korumuş göller, kibar insanlar, politik tolerans, en az 3 kez özür dileyen insanlar. Burada yer altının yılanlarla dolu olduğunu düşünmeniz pek olası değil. Üstelik böyle düşünmekte haklısınız da. Tabii eğer Manitoba Narsis'te yaşamıyorsanız. Dünyadaki en büyük yılan topluluğu her ilkbahar ve sonbaharda burada yeryüzüne çıkıyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu aylarda buraya akın ediyor. On binlerce kırmızı kenarlı küçük yılan 1 ila 3 hafta arasında 17. otoyolun kenarında belli bir bölgede yaşıyor. Yılanlar kireç taşlarının çatlaklarından yeryüzüne çıkarak çiftleşmek için eş arıyorlar. Yılanlar taşlı çukurlarda toplanıyor. Hareketli yılan örtüsü oluşturmak için birlikte titreşiyorlar. Ayrıca bu sırada yılan topluluğunun sesini duyabilirsiniz. Çünkü yılanlar tıslayarak ve birbirlerine sürtünerek ses çıkarırlar. İlkbaharda işleri bittiğinde yılanlar yaz güneşinden keyif alabilmek için yuvalarından ayrılarak yakınlardaki sulak alanlara giderler. Sonbaharda da yine Narsis'e geri dönerler. Burada çatlaklardan yer altına girerler ve bu süreç sürekli olarak tekrarlanır. Kuş yağmuru. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük Arkansas şehrinde 2012 yılında yerliler sıradan işlerini yaparken bir anda tüm kasaba olağanüstü bir şeye tanık oldu. Bir anda gökten kuzgun yağmaya başladı. Tabii ki kuzgunların hepsi ölmüştü. Ancak gerçekten de havadan kuş yağıyordu. 2012 yılının ilk gününde toplamda 5000 ölü kuzgun havadan yere düştü. Buradaki en ilginç şey ise bu olayın ilk kez yaşanmıyor oluşuydu. Bu olay ikinci kez yaşanıyordu. 2012 yılından sonra aynı olay bir kez daha yaşandı mı bilmiyoruz. Ancak eğer yaşandıysa yerlilerin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Kırmızı Yengeç Göçü. Christmas Adası'nda her yıl belli bir dönemde inanılmaz bir olay yaşanır. Avustralya'nın kuzeybatısındaki Hint Okyanusu'nda bulunan Christmas Adası'nda yaklaşık olarak 50 milyon kırmızı yengeç yaşıyor.
Ekim ve Aralık ayları arasında yağmurların başladığı dönemde yengeçler burada inanılmaz bir yolculuğa çıkar. Bu hayvanlar çiftleşmek ve yumurtlamak için adanın içindeki evlerini terk edip sahil kenarına gidiyorlar. Bu göç, yetişkin yengeçlerin ormanda bulunan oyuklardaki yuvalarını bırakıp sahile yürümeleriyle ve vücutlarındaki tuzu tazelemek için okyanusa girmeleriyle başlıyor. Erkek yengeçler dişileriyle çiftleşmeye çalışırken kendilerini diğer yengeçlerden korumak için kuma çukurlar kazarlar. Çiftleştikten sonra dişiler yumurtalarını bırakmak için sahilde beklerken erkek yengeçler ormana geri dönerler. Dişi yengeçler 2-3 hafta içinde okyanusa yumurtalarını bırakır ve ormana dönüş yolculukları başlar. Bu sırada da denizdeki yumurtalar çatlayarak içinden larvalar çıkar. Bu küçük canlılar yetişkinlerle buluşmak için yavaş yavaş adada gezerken her yeri kırmızıya çevirir. Yollardan ve insanların evlerinden geçer. 4 yıl sonra yengeçler çiftleşmek için sahile göç etmeye ve yaşam döngüsünü devam ettirmeye hazır bir hale gelir. Bu göç sürecinin tüm aşamaları turistlerin ilgisini çeker. Ziyaretçiler Christmas Adası'na geliş zamanlarını burada yaşayan bu eşsiz yengeçlerle karşılaşacak şekilde ayarlar. Kafasız Tavuk. 1945 yılında çiftçi Lloyd Olson ailesine yemek hazırlamak için kümesteki tavuklarından birini odun kesme kütüğüne getirdi. Tavuğun başını kestikten sonra çok garip bir şey yaşandı. Tavuk ölmedi. Daha sonra ailenin Mike adını verdiği kafasız tavuk çiftlikte dolaşmaya başladı ve Olson'un akşam yemeği olmamaya son derece kararlıydı. Olson bir göz damlalığı vasıtasıyla tavuğun boynundaki deriye mama ve su damlatarak Mike'ı besleyebileceğini fark etti. Daha sonra da Mike'ı insanlara kafasız tavuk olarak sergilemeye başladı. Peki ama Mike'ı hayatta tutan büyü neydi? Utah Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları Mike'ı muayene etti ve Olson'un tavuğu keserken beyin sapını ıskaladığını fark etti. Bu da hayvanın kafası kesildikten sonra bile yürümeye ve hareket etmeye devam etmesine neden olmuştu. Ne yazık ki bir süre sonra Olson göz damlalığını kaybetti ve tavuğu mısır özüyle beslemek zorunda kaldı. Mısır özüyle beslenen Mike boğularak hayatını kaybetti. Sahile vurmuş balıklar mı yoksa değil mi? Norveç'te Noel arifesinde insanlar yemek yer, evlenir ve bu tarz şeyler yaparlar. Denizdeki balıklar da bu kutlamalardan geri kalmak istememişler gibi görünüyor. Bu yüzden de zavallı balıklar Kuzey Norveç kıyılarında kelimenin tam anlamıyla kıyıya vurdular. Yaklaşık olarak 20 ton balık burada kıyıya vurdu. Balıkların ağırlığını yaklaşık olarak söyledik çünkü yetkililer düzgün bir hesaplama yapmaya ve temizleme çalışmaları organize etmeye çalışırken balıklar ortadan kayboldu. Bu kadar fazla sayıda balığın aynı anda ölmesine ve daha sonra bir anda ortadan kaybolmalarına neyin neden olduğunu hala kimse bilmiyor. Koza örülmüş ağaç. 2010 yılında Pakistan şehirlerinde ve köylerinde bir hafta boyunca neredeyse 10 yıllık yağmur yağdı. Yağışlardan etkilenen bölgeler ise tahrip oldu. Pakistan'ın su basan yerlerinde görülen beklenmedik bir yan etkide milyonlarca örümceğin yükselen taşkın sularından kaçmak için ağaçlara tırmanmasıydı. Su baskınının büyüklüğü ve suyun geri çekilmesinin çok uzun süreceği gerçeği birçok ağacın örümcek ağlarıyla kaplanmasına neden oldu. Örümcekler ağaçlara büyük ağlar örerek ağaçları hayalet kozalarına dönüştürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Balina intiharları. Kısa yüzgeçte pilot balinalar, koyu gri vücutları ve bombeli kafalarıyla yeryüzündeki en büyük yunus türüdür. Bu hayvanlar çok sosyal hayvanlardır ve hayatlarını başka balinalara eşlik ederek geçirirler. İşte tam da bu yüzden ne yazık ki bu hayvanlar toplu bir biçimde ölebiliyor. 2018 yılının Mart ayında 150 adet kısa yüzgeçli pilot balina, Avustralya'nın batı kıyısında Perth'ün 321 kilometre güneyinde yer alan Hamelin koyunda karaya vurdu. Eğitim almış görevliler ve gönüllüler bu olayda hayatta kalmayı başarmış 6 balinayı denize geri gönderdi. Ancak denize geri dönen balinalara ne olduğu hala bilinmiyor. Kurtulan balinalar genelde yeniden kıyıya vurur ve gece vakitlerinde bu hayvanların izini sürmek zordur. Ne var ki Batı Avustralya balinaların topluca kıyıya vurmasına alışık. Bundan 9 sene önce, az önce bahsettiğimiz balinaların yakın akrabası olan uzun yüzgeçli pilot balinalardan 80 tanesi aynı yerde kıyıya vurmuştu. Bundan 3 yıl önce ise 20 adet uzun yüzgeçli pilot balığı kıyıya vurmuştu. Ne var ki bölgede kaydedilmiş en büyük olayla karşılaştırıldığında tüm bunlar silik kalıyor. Aslında bu sorun Avustralyalılara has bir sorun değil. Yeni Zelanda'da bulunan Feral Speed de pilot balinalarının sık sık karaya vurduğu kötü şöhretli bir balina tuzağı olarak biliniyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında burada tam 650 adet uzun yüzgeçli pilot balinası karaya vurdu. Neyse ki bu balinaların 400'ü kurtarıldı. Cape Cod'da balina ölümlerinin görüldüğü bir başka nokta. Her yıl ortalama 226 balina ve yunus burada karaya vurmuş şekilde bulunuyor. Bu bölgelerin uzun geçmişlerine bakarsak, bu olaylar son zamanlarda daha mı sık yaşanmaya başladı yoksa bu olayların yaşandığını tespit etmek kolaylaştığı için yeni yeni mi dikkatimizi çekiyor bilmiyoruz. Kısacası toplu karaya vurma olaylarında hala çözülememiş bazı sırlar var. Balina ve yunusların da dahil olduğu memeli deniz hayvanları grubundaki canlılar yüksek zekaya sahiptir ve sudaki yaşama inanılmaz güzel adapte olmuşlardır. Bu hayvanlar neden ölüm riskini göze alıp denizi terk etsinler ki? Ve bunu neden aynı anda yapsınlar? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor.